Herkese merhaba, serbest satışa hoş geldiniz. 18 Ocak Perşembe, kepengi kaldırdık. Hemen hatırlatayım, yarın sizlerden gelen yorumlarla, analizlerle bir program yapıyoruz. Soru cevap bölümümüz var biliyorsunuz. O yüzden katkılarınızı bekliyoruz. Sizlerden gelenlerle daha iyi program yapıyoruz. Bu gece yarısına kadar bana sorularınızı, yorumlarınızı gönderebilirsiniz. YouTube yorumu yazabilirsiniz, WhatsApp'tan atabilirsiniz, tweet gönderebilirsiniz. Hemen başlayalım. Pek adetimiz değildir ama son dakika bir gelişmesiyle başlayalım. Bugün de Pakistan İran'ı vurdu. Dün İran Pakistan'da bazı bölgeleri hedef almıştı. Hatta iki çocuk hayatını kaybetmişti. Bugün de Pakistan 7 yerde Belucistan eyaleti ve Sistan eyaletinde bazı yerleri vurdu. 7 füzenin ateşlendiği ilk gelen bilgiler. Ama dediğimiz gibi daha çok sıcak bilgiler. İlerleyen bültenlerimizde daha fazla ayrıntı paylaşacağız. Ama bölgede sular ısınıyor. Birbirleriyle hırlaşmalar devam ediyor. Bu iki nükleer gücün birbiriyle hırlaşması da pek hayra alamet değil. Dileriz bölgede tansiyon düşer ama gelişmeler daha da artacağını gösteriyor. Özellikle İran'ın Suriye ve Irak'taki bazı bölgeleri vurması, Yemen'e Amerikan ve İngiliz bir askerlerinin müdahale etmesinden sonra tartışmalar, gerginlikler devam ediyordu. Bakalım nereye evrilecek? Dediğim gibi çok sıcak görüntüler, ayrıntılar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Bugün merakla beklenen bir haber vardı, olacaktı. İlk kez bir Türk astronotu uzaya çıkacaktı. Ama ertelendi hava muhalefetinden dolayı. Biliyorsunuz bu tür fırlatmalar çok hassas. Hiç sıfır riskle yapılması planlanır. O yüzden bir gün sonraya 19 Ocak yani Cuma gece yarısından sonra 00:49'da alındı. Alper Gezer Avcı pilot biliyorsunuz ilk kez uzaya çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak. Çıkar çıkmaz ilk iş ne yapacakmış? Bakan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan arayacakmış. Çok şaşırtıcı bir gelişme. Bakalım sağ salim gitsin gelsin. Ben açıkçası bunu hani turistik falan diyorlardı. Ben öyle görmüyorum. Dün de editör masasında genişçe konuştuk. Bu tür şeyler önemlidir. Bilimsel gelişmelere katkısı olur. Çocuklara rol model olur. Bilgiler erişilir. Yani çok da küçümsememek lazım ama dileriz. Bu bilimsel çalışmalarla da kullanılır ama sadece bir parti propagandasında üzerinde tepinmezler diyelim. Çünkü herkesin parasıyla yapılmış bir harcama. Kapak konumuza geçersek Dursun Özbek Galatasaray Başkanı eleştiri oklarının hedefinde. Çünkü Murat Kurum'un nezaket ziyaretinde kendisini İstanbul için bir şans olarak tanımladı. Dilerseniz bu üç büyüklerin başkanı ziyaretinde kısa bir pasaj var. İzleyelim kimler neler demiş. Kendilerine İstanbul Belediye Başkanlığı yarışında camiam adına başarılar diliyorum. Bu ziyareti fevkalade anlamlı oldu. Sayın Bakan'ın İstanbul için bir şans olduğudur. Faaliyetlerini özellikle İstanbul'un ihtiyaçları çerçevesinde sürdüreceğinden ben son derece eminim. Sayın Bakanımıza da bu çabalarında, bu yarışta başarılar diliyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Evet ya şimdi nezaket ziyareti. Üç büyükleri ziyaret ediyor doğal olarak. Beşiktaş'ta başlamış Galatasaray Fenerbahçe. Yani başarılar dile gönder. Yani niye bu krizi yapıyorsun? Galatasaraylılardan çok büyük tepki var. Dursun Özbek iktidar yalakası olarak tanımlayanlar var. Fenerbahçeliler bu fırsatı kaçırmamış Beşiktaşlılar. Velhasıl aslında bütün Türkiye'de spor kulüpleri gırtlarına kadar devlete bağlı, bağımlı. İktidarın iki dudağının arasında kaderleri. Hem defalarca batmadan kurtarmışlardı. Bankalar, krediler, bütün vergiler onlara tahsil edildi biliyorsunuz. Spor siyaset ilişkisini burada uzun uzun konuşmaya gerek yok. Ama Dursun Özbek'in yaptığı gerçekten büyük bir hata, skandal. Yani sen Galatasaray logosu önünde bir büyük camiayı temsil ediyorsun. Burada şahsi görüşün dahi olsa bunu söyleyemezsin. Yani bu iki el iki dört. Sen Galatasaray'ı temsil ediyorsun. Bir siyasi partinin adayına yönelik böyle onu destekleyecek bir açıklamayı bu logonun önünde, bu bayrağın önünde yapamazsın. Bu çok açık ama buna rağmen Murat Kurum'u bir şans olarak dedi. İstifa çağrıları var ama bunlar genelde geri teper. Yani Galatasaray'ın ilk karşılaşmasında eğer Galatasaray taraftarlar bunu ciddi bir mesele yaparlarsa bambaşka tezahüratlar duyabiliriz. Ama tabii troller bu fırsatı kaçırmamış. Görüyorsunuz Melih Gökçek, bravo Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e. İstanbul'da bütün Galatasaray'ın oyu inşallah artık Murat Kurum'a. Yani ironi mi yapıyor, tam tersini mi olsun istiyor? Çünkü Melih Gökçek'in yerel seçimlerde beyniyle kalbi farklı çalışıyor. Birazdan Ankara adayına geldiğini göreceğiz. Yani kendisinden sonra bir daha Ankara kazanamadı. İstanbul falan böyle bir şey vardır. Yani bu tweet'i de ters manyel olarak da okuyabiliriz. Çok adaletsiz bir yarış sürüyor. İşte Galatasaray Başkanı'nın açıklaması. Murat Ongun, İmamoğlu'nun basın danışmanı bir bilgi paylaştı. Anadolu Ajansı Murat Kurum'un bütün faaliyetlerini haberleştiriyor. Ekrem İmamoğlu ile ilgili haber sayısı sıfır.
Daha önce de burada CHP ile ilgili haberleri söylemiştik. Son 6 ayda 2 haber yapmışlar daha da önce. 1 Mayıs'taki seçim sonucu, 2 Özgür Özel'in başkan seçilmesi, yani CHP ile ilgili de 2 haber yapmışlar. İşte bu Anadolu Ajansı herkesin vergileriyle maaşlarını hepimiz veriyoruz. Ama görüyorsunuz parti devleti de böyle bir şey. Bunu da göstermek lazım. Yarın, bugün daha doğrusu gün değişti. AKP yeni adaylarını açıklayacak. Ankara ve İzmir merakla bekliyordu. Onu açıklayacaklar. Saat 2'de eğer Oman konuşmasına denk gelmeyin, bana çok tepki gösteriyorsun, sabah sabah bize dinletmeyin falan diye saatini de veriyorum. Bu saatlerde bütün televizyonlarda tek bir kişi konuşacak. Turgut Altınok Ankara adayı, Hamza da İzmir adayı olarak açıklanacak. Turgut Altınok biliyorsunuz Keçiören Belediye Başkanı'ydı. Yani Altok'un adayına karşı Altınok, ikisi de ülkücü kökenli. Çok büyük ihtimal İyi Parti'nin oylarını kim alır üzerine kurulmuş bir strateji. Melik Gökçek'le de kavgasından tanıyoruz Turgut Altınok'u. Daha önce ilk Mansur Yavaş Gökçek kapışmasında Turgut Altınok'u Melik Gökçek'in rakibini desteklemekle eleştirilmişti. Bakalım bu sefer Melik Gökçek nasıl bir pozisyon alacak. Gerçi 2 yıl önce Barış Işık'la alakalı haberler yapılmıştı ama Gökçek'in en büyük şeyi kendisinden sonra bir daha AKP'nin Ankara'yı alamadığını göstermek. O yüzden çok büyük ihtimalle Turgut Altınok'un kazanmasını istemeyecek. Ankara demişken Ankara'dan devam edelim. Dün Yargıt'ın yeni üyeleri açıklandı. İşte İsmail Öçer duymuşsunuzdur. Yargıdaki bütün pislikleri mektup olarak yazan adam. Yargıtay üyesi olduğu Bekir Altun'la ilgili şeyler de söylemiş. Bekir Altun da ona bir sürü onun pisliğini anlatmıştı. Ama Yargıtay üye yapıldı. Bir nevi tenzil rütbe olarak yorumlayanlar da var. Ödül olduğunu söyleyenler de var. Velhasıl diğer bir üye de Ahmet Akça, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı. O da Yargıtay üyesi yapıldı. Peki Sinan Teç cinayetiyle ilgisi ne? Daha önce Ahmet Akça'ya karşı tehdit eden iki ülkücü biraz bir süre hapiste kalmıştı. Onunla alakalı MHP'nin çok tepki gösterdiği bir isimdi. Onu Yargıtay'a aldılar. İddianame yazacak savcıyı da tatile çıkarmışlardı biliyorsunuz. Seçim öncesi bir kriz çıkmasın, MHP ile AKP arasında bir sorun olmasın diye. İşte ateş düştüğü yeri yakıyor. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş seçim döneminde birçok muhalefet partisinin konuk ettiği, işte Sinan Ateş cinayetini aralarından düşünmemişlerdi. Şimdi çok az destek var. Hatta Twitter'da çok fazla da etkileşim almamış. Adalette ne zaman kavuşacağız diye isyan ediyor. Uzun bir tweet, ben bu kısmını aldım. Yargıda üyesi seçilmesine tepki gösteriyor aile. Adalet demişken dün bu konuyu işlemiştik. Kurye cinayetinde, daha doğrusu kurye kazasında Somali Cumhurbaşkanı oğlunun 3 yıl cezası para cezasına çevrilmişti. 6 ay ehliyetine el konulmuştu. 27 bin liraydı. Bununla alakalı Adalet Bakanı konuştu. Aile de şikayetini çekti kardeşim dedi. Yani bir nevi aile böyle yapmasaydı, böyle sanki aile şikayetçi olsa başına bir iş gelecekmiş gibi ailenin şikayetini geri çekmesi bu şekilde sonuçlanmasına sebebiyet verip eleştirileri cevapladı. Ama kuryenin babasının şikayetini devam ettiğini biliniyordu. Sadece eşi şikayetini geri çekmişti. Buna rağmen yargıda şeyini şey yaptılar. Ne mahkemede bir görüntüsü var, ne Türkiye'ye girerken bir görüntüsü var. Öyle değil mi? Sessizce getirdiler, ifade verdirdiler. Bu kadar hızlı sonuçlanan bir davada son yıllarda şahit olmamıştık. Görüyorsunuz her şey bir iki dudağın arasında. Hakimmiş, savcıymış, falanmış. Peki madem bu kazara ilgi, daha önce Adalet Bakanı bir tweet atmıştı. Demişti ki polisler hakkında soruşturma açıldı. Çünkü yanlış bir tutanak, nasıl söyleyeyim, böyle hızlıca hazırlanmış ve Somali Cumhurbaşkanı'nın bir kusurun olmadığını gösteren bir tutanak hazırlanmıştı ki onunla alakalı çok ağır iddialar vardı ve soruşturma açıldı. Bu işin takipçisi izlemiş. Ne oldu o soruşturma? Ne oldu o savcılar? Onunla alakalı yurt dışına çıkışla alakalı da soruşturma açılmıştı. Hepsi tırışka. Kuryelerden devam edelim. Bir kuryenin çektiği video sosyal medyada epey dolaştı. Gelin beraber izleyelim. Bununla bitiriyoruz. Oğlum bazı şeyler artık gerçekten beni çıldırtıyor şimdi. Göstereyim. Bakın. Şu poşet değil mi? İçinde ne var söyleyeyim. İşkembe çorbası, Meksika salata, mevsim salata. Yani toplamda kaç para vermiş? Onu da göstereyim. Şimdi müşteri ismini falan zaten şey yapacağım da bakın. 521 lira. Abi ben harbiden artık fiyat algımı yitirdim. Gerçekten çıldırma noktasına geldim. Lan iki salata bir çorbaya 521 lira parayı nasıl istiyorsun bir? Nasıl veriyorsun iki? Ben şu an 7 saattir bakın hava 4 derece dışarıdayım. Kazandığım parayı göstereyim size. Kazandığım para 662 lira.
Bağkur'umu ben ödüyorum. Motor bana ait. Benzin bana ait. Yemeğim bana ait. Ona rağmen 662 lira. Ben bugün para kazanmışım. Yani adam gidip 521 lira iki salata bir çorbaya verebiliyor. Abi çok garip bir hayat. Fiyat algımı yitirdim ben artık. Bu konularda birisi beni aydınlatsın, yetkili birisi ya. Böyle bir saçmalık olamaz, yemin ediyorum. Evet, yani parası olan istediği gibi harcayabilir elbette ama büyük bir israf, büyük bir gelir adaletsizliği. Bazen hani şunu çok diyorsunuz ya kardeşim, AVM'ler dolu, nasıl kriz var? Bak millet AVM'lerde, bir AVM'lerde bir kuru kalabalık var zaten. Bu AKP'nin Türkiye yaptığı en büyük kötülüklerden bir tanesi AVM'ler modern piknik yerleri oldu. İşi olan olmayan AVM'ye gidiyor. AVM'ler buluşma noktası oldu. Ama Türkiye çok kalabalık bir ülke. 80 milyonu aşkın. Yani elbette zenginler var. Elbette bu işleri, bu paralarla bu harcamaları yapacak insanlar var. Ama genel baktığımızda insanlar, görüyorsun işte kurye nasıl dertleniyor. Yemek, çöplerden yemek toplayanlar var. Dün emekli maaşını konuşup insanlar isyan ediyorlar. 10 bin lirayla nasıl geçinilir? O yüzden bu fiyatlar sizi yanıltmasın. Elbette bu tür uç, bu tür israf yapacak insanlar elbette çıkar. Ama geneline baktığımızda çok ciddi bir geçim krizi, ekonomik kriz devam ediyor. Her gün sosyal medyada işte pazardan yapılan röportajlarda insanların ya 1000 liraya geldik, hiç para kalmadı cebimde. Sadece birkaç mütevazi pazar alışverişinde insanlar paralarını bitiriyorlar. Kurye isyanında haklı. Nereden baksanız büyük bir gelir adaletsizliği var. İsraf var, görmemişlik var. Buna rağmen bütün gün çalışıp anca karnını doyuran insanlar var. Bakalım bu iş nereye evrilecek. Bazen de siz diyorsunuz, yorumlarda yazıyorsunuz. Ya Türkiye bunu hak etti, şu hak etti. Eyvallah, tamam da yani herkesi bunlara oy vermiyor. O yüzden bunlara oy vermeyen, bu haksızlıklara karşı olan insanların da hakkını savunmamız lazım. Yoksa beter olsun. Emekli maaşı alakalı dün bazı yorumları gördüm. Emekliler böyle istedi, beter olsun. Ya bütün emekliler de oy vermiş değil. O yüzden bunları anlatmaya, bu yanlışları, zulümleri anlatmaya devam edeceğiz. Yani yine aynı saatte beraber olun. Görüşmek üzere.